Herkese merhaba, ben Kadriye. Bugün sizlerle Kasım ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Kasım'ın başında bir shorts videosu yayınlamıştım YouTube'da. Orada Kasım ayı okuma planımdan bahsetmiştim. %100 uyabildiğim bir plan oldu bu ay içerisinde ve gerçekten de keyifle okuduğum kitaplardı bütün kitaplar. Hemen başlamak istiyorum size göstermeye. İlk kitabım Stefan Zweig'a ait Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu isimli bu eser. Adından da anlaşılacağı gibi bir mektubun okunmasını aslında içeriyor bu kitap baştan sona. Kısa da bir novella açıkçası. Bir kadının bir erkeğe olan sonsuz bağlılığını, sonsuz aşkını çok uzun yıllara yayılmış. Ve gerçekten derin bir bağlılık içeren aşkını okuyoruz aslında bu eserde. Normalde ben bu derece yoğun ve aslında tam olarak hiçbir zaman karşılık bulamadığı halde asla vazgeçilemeyen, İnanılmaz derece derin bir bağlılık içeren bu tarz aşkları okumaktan genelde biraz irite olurum ve çok da gerçekçi bulmam aslına bakarsanız. Fakat Stefan Zweig o kadar güzel anlatmış, o kadar güzel iç dünyasını bize göstermiş ki kadının, ben asla bu kitabı okurken irite olmadım ve gerçek dışı hissine hiçbir şekilde kapılmadım. Bu anlamda zaten yazarın gerçekten insan duygularını aktarmada çok başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Kitaplarının bence en güçlü yanı her zaman için bu olmuştur. Gerçekten insan duygularını çok iyi yansıtabilen, çok iyi tahlil edebilmiş bir yazar olduğunu düşünüyorum. Ve hem korku kitabını da daha önce okudum ve hem bu kitabında da, yani bir erkek olarak kadın bir karakterin iç dünyasına bu derece sirayet edebilmesinde ben gerçekten takdire şayan buluyorum yazarın. Bu anlamda benim severek okuduğum yazarlardan biri Stefan Zweig. Ve bu kitapta da şunu söyleyebilirim. Evet, kadının yaşadığı oldukça üzücü olaylar var. Oldukça keder hissettirebilecek bir hayat yaşadığını söylemek mümkün. Fakat asla kadına acıma duygusuyla yaklaşmadım yazar sayesinde ve tamamıyla ona saygı duymamı sağladı anlattıklarıyla. Bu anlamda da ben de yazara saygı duymaya devam etmiş oldum. Severek okudum ve tavsiye ediyorum kesinlikle. Bir sonraki eserim Upton Sinclair'a ait Chicago Mezbaaları isimli toplumcu gerçekçi bir eser bu. Adından da yine anlaşılabileceği gibi Chicago mezbahalarında geçiyor. Gerçek var olan mezbahalar bunlar. Hayal ürün değil ve hatta yazar da bu mezbahalara gizlice kılık değiştirerek girmiş ve bir süre çalışıp birinci elden gözlemleme şansı yaşamış. Şimdi bu kitapta Chicago mezbahaları üzerinden aslında genel bir kapitalizm portresi çizdiğini söylemek mümkün yazarın. Bu mezbahalardaki hayatı, işçilerin durumunu, hayvanların durumunu aslında genel olarak anlatıyor. Hem bu işçilere ne kadar hayatlarına ve kişiliklerine önem verilmediğini, hem hayvanların nasıl sadece bir et parçası olarak görüldüğünü, hem de aslında tüketicinin nasıl da sağlığının işte hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadığını gösteriyor bize yazar. Ciddi anlamda beni rahatsız eden sahneleri vardı bu anlamda. Mesela işte bozulmuş etlere özel kimyasal karıştırmalar karıştırarak bozulmuşluğunu kokusunu saklayarak insanlara sosis salam olarak satılması vesaire gibi ne yazık ki gerçek olan çok acımasız sahneler vardı. Genel anlamıyla yazarın özellikle mezbahalardaki hayvanların nasıl böyle acımasızca hiç düşünmeden işte acı çekmesi vesaire umursanmadan ölüme nasıl terk edildiği ve etinden sütünden her bir zerresinden yararlanılıp işte sonra hiç de geriye bakılmadığı durumu ile İşçilerin aynı şekilde etinden sütünden sonuna kadar yararlanılarak, sağlık şartları hiçbir şekilde düşünülmeden son noktasına kadar çalıştırılıp artık çalışacak bir hali ve gücü kalmadıktan sonra da bir köşeye nasıl atıldığı ve ölüme terk edildiği arasında kurduğu o acımasız paralellik inanılmaz derecede çarpıcıydı benim açımdan. Aslında bunlar bilmediğimiz şeyler mi? Bence değil. Birçoğumuz aslında farklı alanlarda olsa da bu konulara dair belli bir fikre sahibiz ama böyle çarpıcı bir şekilde tüm yalınlığıyla ve tüm açılardan bize yansıtılmış bir tarzda karşımıza çıktığında yine de etkilenmeden edemiyoruz gerçekten. Upton Sinclair aynı zamanda Chicago şehri üzerinde sadece işçilerin ve işte mezbahanın durumunu değil, çok farklı toplumsal sınıfların da durumunu gözler önüne sermiş bize. İşçilerin yanında esnafın,
Onun dışında siyasilerin, gücü elinde bulunduranların, tröst sahiplerinin yaşamlarına, bakış açılarına, davranışlarına, politikalarına dair de aslında birçok ayrıntı yakalayabiliyoruz kitap boyunca. Baş karakterimizin başından geçenler aracılığıyla bize Chicago'nun hem mezbahalarını hem de farklı kesimlerini, hırsızını, yan kesicisini, hayat kadınlarını, hepsini ve aynı zamanda dediğim gibi yöneticilerini, hakimlerini ve tröstlerin sahiplerini de görebileceğimiz oldukça geniş bir portreden aslında bir kapitalizm resmi çizmiş oluyor bize. Dediğim gibi hem üretici hem tüketicinin nasıl da hiçbir şekilde önemsenmediğini, sağlıkmış işte işçi haklarıymış bunların nasıl hani basit birer engel olarak görüldüğünü ve tröst sahiplerinin ciddi anlamda tekelleşmesiyle birlikte de nasıl bunun artık hiçbir şekilde yasal bir şekilde de önüne geçilemez duruma geldiğini anlatıyor Upton Sinclair. Çarpıcı bir eser. Herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan biri. Rahatsız edecektir okurken ama zaten yazar da bence rahatsız etmeyi ve bize bir şeyleri göstermeyi istemiş. Kitabın sonlarına doğru da aslında Amerika'da artık sosyalizmin nasıl yavaş yavaş ayak izlerinin duyulmaya başlandığını ve etkisini hissettirmeye başladığını da görmüş oluyoruz. Oldukça dediğim gibi çarpıcıydı. Karakterlerini çok başarılı bulduğum bir eserdi. Ve baştan sona hem sizi rahatsız eden hem de sizi derin derin düşündüren bir eserdi diyebilirim. Bir sonraki kitabım Frank Herbert'a ait Dune Mesihi isimli bu eser. Dune serisinin ikinci kitabı. Ben birinci kitabı okuyup sevdikten sonra bu ay ikinci kitabı da okumak istedim. Konusuna çok girmek istemiyorum çünkü eğer birinci kitabı okumadıysanız bunun konusunu anlattığım anda sizin birinci kitaba dair okuma zevkinizi de bozmuş olacağım. O yüzden de konusuna çok girmeyeceğim. Sadece Dune'un bittiği kısımdan itibaren biraz zaman atlaması olduğunu söyleyebilirim. Belli bir zaman atlamasından sonra Dune'da yaşananları okumaya devam ediyoruz diyebilirim. Kitabın konusu yine oldukça hareketli, bolca entrika olan. Kitapta da aslında geçen bir ifade var. Bizim yaşadıkları şeyin komplo içinde komplo olduğundan bahsediliyor. Aslında olay örgüsü tam olarak da bu yani komplo içinde komplo içinde komple anlatılıyor. Şimdi bu kitapla ilgili şöyle bir durumum var benim. Ben Dune kitabını evet severek okumuştum. Daha önce de söylediğim bir şey. Tamam okurken de sevdim ama sonrasında üzerine düşündükçe ayrıntılarının hakkında daha fazla kafa yordukça biraz daha fazla sevdiğim, daha da çok bağlandığım bir eser oldu. Ve bu bağlılıkla ikinci kitabı okuduğumda daha da severek okuduğumu fark ettim. Özellikle Paul'le daha derin bir bağlılık kurduğumu fark ettim bu kitapla birlikte. Paul'ün içinde bulunduğu durum üzerine düşünmek, yaşadıkları üzerine düşünmek, onun iç dünyasında daha fazla zaman geçirmek beni Dune Mesih'ini daha da çok sevmeye yönlendirmiş oldu. Şimdi Paul açısından düşündüğümüzde geleceğin farklı olasılıklarını bile biliyor olmak nasıl bir sorumluluk yükler aslında insana hani çok iyi bir şeymiş gibi geleceğin farklı versiyonlarını görerek en iyi versiyonu seçebilme gücünü elinde tutmanın çok güzel bir şey olabileceğini düşünüyor olabiliriz. Fakat aynı zamanda bunun ne kadar büyük bir yük, ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu, insanın ne derece zorlu seçimler yapmaya ittiğini de görmüş oluyoruz. Çünkü bu olasılıklar arasında insan kendisi için en iyi olanı mı seçmeli, sevdikleri için en iyi olanı mı seçmeli, yoksa tüm evren için en iyi olanı mı seçmeli? Oldukça dediğim gibi insanı tanrı, tabii ki de tanrısallaştıran ama çok da büyük bir yükün altına sokan bir yetenek ve beceri bence Paul'ün sahip olduğu. Dediğim gibi bunları okumaktan çok keyif aldım. Sonundan da gayet çok keyif aldım. Okumaya devam etmek istediğim bir seri. Bence başlamadıysanız ve bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız da hemen başlamanızı önerdiğim bir seri. Bir sonraki eserim Gogol'a ait bu. Öykülerinden oluşan derleme. Çoğunlukla Petersburg'da geçen öyküleri anlatılıyor ve en sonunda Fayton isimli Petersburg'da geçmeyen tek öykü bu derlemenin içerisinde bulunuyor. Fayton açıkçası benim içlerinde en az sevdiğim öykü de oldu. Çünkü diğerlerini gerçekten çok sevdiğim için biraz belki de Fayton benim için biraz geri planda kaldı diyebilirim. İçinde geçen Petersburg öyküleri Neva Bulvarı, Burun, Portre, Palto ve Bir Delinin Anı Defteri.
Bu kitabı okumaya başladığımda şöyle bir yanılgıya düştüm. Aslında beni çok şaşırttı düştüğüm yanılgı. Bunca zamandır aslında klasikler okumaya başlamış ve klasiklerin ne derece keyifli, ne derece akıcı ve insanı içine çeken eserler olduğunu, sanılanın aksine hiç de aslında sıkıcı olmayan, insana ciddi anlamda keyif verebilecek eserler olduğunu bildiğim halde nedense bu kitabı okumaya başlarken yavaş ilerleyen hani çok da akıcı olmayan bir şeyle karşılaşmayı beklediğimi içten içe kitabı okumaya başladıktan sonra fark ettim. Ne kadar akıcı olduğunu, ne kadar keyif verdiğini gördükçe aslında ön yargı beslediğimi gördüm kitaba kendi içimde. Beni çok şaşırttı. Ne kadar demek ki bir şeyleri aştığımızı sanıyor olursak olalım, İçten içe bazı ön yargılarımızı kırmak %100 bir şekilde o kadar kolay olmuyor. Dediğim gibi çok keyif aldım. Gogol'ün bu mizahi bir dili var. Oldukça akıcı, keyifli bir anlatımı var. Palto eseri tabii ki de içlerinde en güçlü olan öykü. Çünkü oldukça toplumsal gerçekleri tamamıyla yalın bir şekilde ortaya koyan ve iç acıtan da aslında bir eser. Bu gerçekleri okudukça sizin hani içinizde bir üzüntü yaratan ve dolayısıyla hani gerçeklerin acımasızlığına dair yine sizi düşündüren bir eser olması ve birçok Rus yazarı etkilemiş olmasıyla tabii ki de Palto oldukça buradaki en etkileyici öykü diyebilirim aslında bakarsanız. Fakat bunun dışında baktığımda hani en çok okurken hangisinden keyif aldım? Yani beni okurken kendine en çok çeken ve böyle soluksuz okuduğum eser hangisiydi, öykü hangisiydi diyecek olursak benim için açıkçası Portre öyküsüydü. İnanılmaz keyif alarak okudum. Yazarın, Gogol'ün çok ilginç bir noktası var. Yani fantastik vari görünen öğeleri öyle bir içine katıyor ki öykülerin, yani fantastik değilmiş gibi algılıyorsunuz. Yani normalde çok gerçekçi değil anlattığı şey ama tamamen gerçekçiymiş, olabilirmiş gibi hissettirerek ve dediğim gibi oldukça da mizahi bir şekilde ele alıyor. Oldukça keyif aldım ve dediğim gibi özellikle Portre'yi çok severek okudum. Bir Deli'nin Anı Defteri benim Erdal Beşikçioğlu'ndan doğrudan tiyatrosunu izlediğim bir eserdi. Okurken öykünün tamamını sürekli Erdal Beşikçioğlu'nun tonlamalarıyla ve sesiyle okudum. O anlamda o da benim için çok keyifli bir öykü olmuş oldu. Hem yani benim gibi öykü okumakla hemen hemen hiç arası olmayan bir okura bile bu derece kendini sevdirmiş olmasıyla Gogol bende bir yer edindi kesinlikle ve okumaya devam etmek istediğim yazarlardan biri oldu. Ve son olarak da Tanizaki'ye ait Bir Kedi, Bir Adam ve İki Kadın isimli Jaguar'dan çıkan bu eseri okudum. Yani kısa novella şeklinde yine. Dolayısıyla bu tarz kısa eserlerde konu belirtmek çok kolay olmuyor biliyorsunuz ki. Hani zaten başlayıp hızlıca bittiği için. Başlık aslında kendini anlatıyor. Bir kedi, bir adam ve iki kadının hikayesi anlatılıyor burada. Oldukça gerçekçi bir tarzda insani duyguların insanın en derinlerine aslında sirayet edebilmiş bir yazar olduğunu düşündüm ben Tanizaki'yi okurken. Duyguları, arzuları en derinde yatan aslında bizim bile fark edemediğimiz bazı eğilimlerimizi oldukça güzel bir şekilde ve yalın bir şekilde anlatabilmiş Tanizaki. Tanışmış olduğum yazarla ve sevdim diyebilirim. Fakat bu kitap benim edebi anlamda çok da objektif değerlendiremeyeceğim bir kitap haline geldi. Çünkü burada bir kedi var ve bu kediye dair yani o yoğun bir sevginin anlatıldığını görüyorsunuz. Zaten Tanizaki'nin kendisinin de anladığım kadarıyla kedisi var ve muhtemelen de tıpkı bu kitapta anlattığı yoğunlukta bir bağ kurabilmiş bir yazar. Çünkü bunu hissedemeyen bir insanın yazabileceğini düşünmüyorum bu kitabı asla. Şimdi şöyle evcil bir hayvanla ya da herhangi evcil olmasına da gerekmiyor. Bir çiftlikte de olabilir tabii ki. Bu herhangi bir yerde sokak hayvanında olabilir. Bir hayvanla karşılıklı gelememiş, onun gözlerinin içine bakıp o saf ve tertemiz sevgiyi hissedip içinizde o hiç beklenmedik bir şekilde oluşan o dönüşümü yaşayamamış insanlar belki de burada anlatılan o kediye yönelik duyguları çok iyi anlayamayabilirler. Bu çok normal çünkü bir hayvanın o sevgisini, o saflığını, o koşulsuz bağlılığını anlayamamış, hissedememiş ve dediğim gibi bunu hissettikten sonra kendi duygu dünyasında hiç beklenmedik dönüşümler yaşayamamış insanlar bunu kesinlikle bence anlayamayacaktırlar. Fakat bence hayvan sevgisi çok çok özel bir
yerde bulunuyor. Herkesin keşke tatsaydı dediğim bir sevgi şekli bu. Çünkü sizi kesinlikle farklı bir haline getiriyor. Birçok kişi belki evde hayvan beslemenin ya da sokaktaki hayvanları beslemenin tam olarak nasıl bir şey olduğunu anlayamıyor olabilir. Sanki o hayvana yardım ediyoruz gibi düşünülebilir. Fakat aslında genelde hayvanlar size yardım etmiş oluyor. Bunu da en iyi bu yardımı iliklerinde hissetmiş insanlar anlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani gerçekten bağ kurarak ve severek okuduğum bir eser oldu. Tanizaki okumaya da devam etmemi kesinlikle isteğimin oluşmasını da sağlamış oldu. Benim okuduklarım bu şekildeydi. Şöyle hemen göstereyim. Dediğim gibi oldukça keyif aldığım güzel bir ay oldu. İçlerinde okuduğunuz kitaplar varsa lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.